Sayın izleyiciler, Rusça sayıları öğrenelim. Dersime hoş geldiniz. Burada olabildiğince basit konuşmalarla, cümlelerle biz Rusça sayılarının nasıl kullanıldığına bakacağız. Öncelikle bir sayısına bakalım. Bir sayısı eşsiz bir sayıdır. Başka hiçbir sayı eril, dişil ve nötr olmak üzere değişmiyor. Ama adin değişiyor. İşte diyorum ki, adin karandaş. Yani bir kurşun kalem. Adnak niga. Bir kitap. Adno yablaka. Bir elma. Tutalım. Böyle değişiyor. Bir de adin tek anlamında kullanılıyor. Adni o şekilde yani tek kaldılar. Ani astalis adni. Örneğin. Şimdi ben örneklerle göstereceğim. Я живу один. Ben tek oturuyorum. И я живу одна. Ben de tek oturuyorum. Burada görüyoruz ki birinci konuşan erkek, ikinci konuşan kadın. У меня одна комната. В ней одно окно. Benim bir odam var. O odada bir pencere var. Görüyoruz ki oda dişil olduğu için adna komnata pencere nötr olduğu için adno akno. A u minya dva akna. Benim ise iki pencerem var ve burada biz dva sayısına geçiyoruz. Dva sayısının da iki nevi var. Biri eril ve nötr ve biri dişil. Dva hem eril hem nötr. Dve dişil. Окно нётер, диме. Ой, есть два окна. Хэм и ики ден сонра и сим артэк ингалинде. Я не родительный падеж Вернекляре бакалым. У меня две сестры и два брата, но они живут отдельно. Две сестры и кыз с кардышим, два брата и кирки эркек кардышим. iki kız kardeşim, iki erkek kardeşim var ama onlar ayrı oturuyorlar. Burada ne görüyoruz? Burada kırmızıyla belirttim. Sözler değişiyor çünkü raditilni padeş, ın hali. Ve dviye, kadınlar için dviye ya da dişil sözler için ama eril sözler için dva. Bunları da hatırlamamız gerekiyor. A у меня нет братьев и сестёр, но есть два сына i dvije doçeri. Benimse kardeşlerim yok ama iki oğlum ve iki kızım var. Ve yine görüyoruz dva sına erkek olduğu için iki oğlu i dvije doçeri ve kız oldukları için iki kız bu da dişil. Ondan sonra tri. Bir hoş haber. Bir ve ikiden sonra bütün sayılar sadece tek bir nevi var. Yani eril, dişil hiç fark etmez. Dva olduğu gibi ya da dve olduğu gibi tri aynı şekilde birlikte kullanılan kelimenin ın halinde olmasını gerektiriyor. Örneğin bir bakalım bu diyaloga. A почему они не живут с вами? Neden sizinle oturmuyorlar? Они уже взрослые.

Büyük kızımın ise artık üç çocuğu var. Ribionak yine de e, raditilni padiş alıyor ve ribionka oluyor. Tri ribionka. Evet devam edelim. Çitiri. Çitiri de aynı. Dva, tri ve çitiri. İsimlerin raditilni padiş ın halinin tekilini gerektiriyor. Уже 4 часа. Извините, мне пора идти. Уже 4 часа, yani artık saat 4. Özür diliyorum, ben gitmem gerekiyor. Gitmek zamanı, yani 4 часа. Yine görüyoruz burada. Tekil in hali. Да, я тоже сейчас поеду к старшей Evet, ben de şimdi büyük kızımın yanına gideceğim. У них с мужем большая квартира. Onun kocasıyla birlikte onların büyük bir dairesi var. Dört odası var. Dört oda. 4 komnatı. Yine görüyoruz komnata. Komnatı ın hali. Radiyetin ipadeş. Hani ждут меня в пять часов. ve часов farklı. Gördüğümüz gibi 5-5 demektir. 5 ve sonraki sayılar ismin -ın halinin çoğulunda kullanılmasını gerektiriyor. Они ждут меня в 5 часов. Saat 5'te beni bekliyorlar. Dikkat edin, 4 часа, 5 часов. Часов yani -ın halinin çoğulu. 5 6 7 8 9, 10. Бунлара айт эрнеклере Извините, вы не скажете, который час? Афедерсенес сюлер миснес саат кач? Пять часов саат беш. Спасибо. Я работаю 6 дней в неделю и получаю 8.000 руб. Ya работаю 6 дней. Çalışıyorum 6 gün. Haftada 6 gün çalışıyorum ve 8.000. Yani 8 bin ruble alıyorum, получаю, alıyorum. Burada hem ней hem rubley'in halinin çoğulu. Şimdi özetlemek gerekirse 1 tam sıfat olarak yapılıyor işte один день 1000 2 sözün ın halinin tekilini gerektiriyor 2 3 ve 4 bunlar tekilini gerektiriyor 2 дня 2000 3 дня 3000 4 дня 4000 5'ten sonra ın halinin çoğulu gerekiyor. 5 ney 5000, 6 6000 vesaire. Ama tabii ki 21, 22, 23, 24 yani o 1 2 3 4 ile biten bütün sayılar sayılarda başka kural uygulanıyor. Yani yine birden sonra sıfat gibi 2 3 4'ten sonra ın halinin tekili. Bakalım cevaba. Бу диалогу на кинчи ксмана. А мы работаем семь дней. Получаем немного больше. Девять тысяч рублей. Писсе еди гюн дней. Ве дага Докуз бин 9 рублей. Девять тысяч рублей. Бурдахем тысяч. Инхалинин чолу хем Рублей. ın halinin çoğulu. O birden başlayarak e, Türkçedeki gibi değil. 11, 12, 13 bunlar ayrı sözcükler ve hepsi ın halinin çoğulunu gerektiriyor bu yüzden. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Какой счет? Скорне. Наши проигрывают 0-7. Визимкилер кайбе диорлар. Сыфыр еди. Почему? У нас 10 игроков, а у них 11. Бизим он уйнчу музвар. Он Ларин и се он бир У нас один получил красную карточку. Bizde bir kişi kırmızı kart gördü. Aldı Rusça aldı. Yani gördü. İşte burada один игрок fakat konuşma dilinde игрок tekrarlanmıyor. У нас один получил красную карточку. Yine görüyoruz 10 игроков 11 игроков один игрок Сколько стоит это пиде? По пиденин фьеты на кадар. Без сыра 12 лир, а с сыром тринадцать. Пейнерсис он и килера, пейнерли он ич. Двенадцать лир. Ин халинин чоулу. Тринадцать лир. Сколько дней у вас отпуск? Изнинис кач гюн. 14 дней. А у вас? Он дёртгюн, я сизин. Он дёртгюн, 14 дней. У меня 15. Или он беш. Сколько времени мы будем ехать? Некадар заман йолда 16 часов. Он Алтысад. Если мы не опоздаем, то приедем в Трабзон в 4 часа дня. Эйер геч калмасак, гюндюс са дёртте Трабзона 4 часа, 2-3-4 тен текиль, часа, 16 часов, он дан сонра, чоул.

он едет. А мне 18 лет. Но в следующем месяце мне исполнится 19 лет. Бенса он секиз яшендаим. Ама сонраки айда он докуз яшена У меня есть 20 долларов. Давай сходим в кино. Беним 20 доллар param Синемая гиделим. Нет. Лучше сходим на матч. Хайр, и Сегодня в 21 час Динамо играет с локомотивом. Бугун саат 21-де Динамо локомотиве карши ойнио. Бурда 21 час. Один. Сюзю илэ битти час hiç değişmiyor. 1 час. Yani ın halinde değil. Я сегодня заработал 22 доллара. Bugün 22 dolar kazandım. 22 dolar yani erkil olduğu için 2. 2 değil 2. Ve ın hali tekil. 22 доллара. Это мало. Буаз. Вчера я заработал 25 долларов. Дюн ермбеш доллар казандым. 5 сузинденсура долларов. Я не нхалинин чоулу куланур. Ничего. Зарарьк. Может быть, завтра ты заработаешь 30 долларов. Belki yarın 30 dolar kazanırsın. Burada biz artık 30 sayısını görüyoruz. 30. Devam edelim. 30. 40. 50. 60. 70. 80. Burada bunları kırmızıyla belirttim. Neden? Çünkü burada bir model var. Burada 50, 60, 70 ve 80 hepsi çok standart bir şekilde yapılıyor. 5, 6, 7, 8 buna bir 10 ekleniyor. 5, 10 ama bunun söylenişi çok farklı. 50, 60, 70, 80 bunları hatırlamanız gerekir. Что ты читаешь? Не Али-баба и сорок разбойников. А ты? Алибаба баба и Ясен? И что сорок разбойников. Разбойник-харами, не хайдут. А я читаю вокруг света за 80 дней Жуля Верна. Бенсе Жюль Вернин. Сексангюн деври 80 дней. Сексенгюн. 80 дней. Что ты купил? Несатын Носки за 2 доллара 50 центов, Джинсы за 60 долларов. И пиджак за 71 доллар. çorap 2 dolar 50 sente aldım. Blue jean 60 dolara aldım. Ve bir ceket 71 dolara aldım. Gördüğümüz gibi 2 dolara tekil. Ünhalinin tekili. 60 dolar ve 50 centov çoğulu. 71 dolar 1 olduğu için Aynı kalıyor işte yalın halde devam edelim burada da sto sözünü öğreniyoruz sto yani yüz ve doksan biraz farklı kuruluyor hatırladığımız gibi 70 80 10 ile bitiyordu ama doksan sto ile bitiyor 900 900 onu hatırlayın böyle ki doksan

Пюйк Бабамын Доксан Яшелду Некоторые люди живут очень долго. база Саннар Чокузун У нас в деревне одна женщина жила сто лет. 100 Сколько человек были вчера на свадьбе твоего брата? Burada Türkçe çevirdiğimizde sondan başlıyoruz. Senin kardeşinin düğününde dün kaç kişi vardı? Kaç kişi gelmişti? Сколько человек были вчера на свадьбе твоего брата? 200 человек. 200 kişi. А на моей свадьбе было 300. Benim düğünümde ise 300 kişi vardı. Этот город построили 400 лет назад. Бушехир дёртюсене курулду. Я курдулар. Интересно, а что же здесь было 500 лет назад? Чок Я бешюсене önce бурда варды. 500 лет назад здесь было болото. 500 лет назад здесь Şimdi 500'den sonra da çok kolay bir model üzerine devam ediyor. Burada kırmızıyla belirttim. 5, 6, 7, 8, 9. Sadece 100 ekliyoruz. 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Я купил билеты в Лондон. За 600 долларов. Альтиус доллара, лондрея билет Молодец, Аферин. Я в прошлом году летал за 700 долларов. Бенге Ченсене, Едиус доллара, Учтум. Конечно, дорого. Табики Пахалы. Отсюда до Лондона 2800 километров. Buradan Londra'ya kadar 2800 kilometre var. Burada ne görüyoruz? Dviye tisyeçi tisyeçe. Şimdi öğrendiğimiz bin sözcüğü. Dişil. O yüzden tisyeçe dviye tisyeçi. Bu da ın halinin tekili. 800 kilometrov. Bu da ın çoğuluğu. çoğulu. Сколько подписчиков на твоем канале? Канал Дакач Абоневар. 520. Бешюзерми. А на моем уже 910 подписчиков. Беним киндейзе Артек Докузун Абоневар. Скоро будет 1000 подписчиков. Якунда Бин Абунеолуджак. bütün bu sayılarla birlikte patpişik yani abone ın halinin çoğulunu kabul ediyor. Patpişikov. Pazdravlayo. Tebrikler. Ve iki sözcük daha kaldı. Çok kolay. Milyon, milyard. Bunlara ait birkaç örnek. Вы знаете, сколько человек живет на Земле? Бильор Мусунус яр Да. На 3 января 2021 года население Земли было приблизительно 7 миллиардов 836 миллионов. 525 тысяч человек. Скоро будет 8 миллиардов. Эвет, индешу или На 3 января 2021 года. Икибин, Ермибир, Еленен, Юч, Оджак, Тарихине, Агалиси, Яклашиколарак приблизительно. Эбура Каме, Бен Рус Чакудум, Яни yani Еди Миллиард, Секиз Миллион, миллионов 7 миллиардов, 836 миллионов, 525 тысяч человек. Скоро будет 8 миллиардов. Якенда, Секиз Миллиард Олуджак. Burada biz hem de 3. 2021. gibi sıra sayılarını da görüyoruz. Ama sıra sayılarını bir sonraki derste öğreneceğiz. Şimdilik teşekkür ediyorum. Spasiba. Pişite komentariyi, yorumlar yazın. Stavte like ve beğenin görüşmek üzere